Ali Sami'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması işte Galatasaray sahaya böyle çıktı. Vergi barışıdan yararlanın pankartıyla ve karşılaşmaya Malatyaspor başlayacak. Seyirciler karşılaşma öncesi Fatih Terim'i İmparator Fatih Terim diye tribünlere çağırdılar. O da böyle yanıt verdi ve Bülent Uzun'un bir eli havada. Karşılaşma birazdan başlayacak. Karşılaşmaya Malatyaspor başlıyor. Galatasaray bir Mondragon Bülent Batista Arif Berkan Tazan Şaş Şaşan bir Barış Fabio Pinto Sonu Mustafa Hakan Usalon biriyle ortalarında yer alıyor. Malatyaspor takım kadrosu ise bir Nevşevski Stanko Arsın Abasi Fazlı Mithat Sertan Ümit Erbay Mert Murat Duman Ziya ve Serkan şeklinde sevgili izleyiciler. Yedek futbolcular Galatasaray kalede Kerem Emre Aşık Ümit Karan Revivo Volkan Ümit Davala İlker Erbay ve Malatyaspor'da da Hakan Polat Ali Ravcı İlhan Maruf Ukateş Hasan Özer Sacak Kaplan. Mert'ten geriye Miroşevski. Malatyaspor cezası sebebiyle 3 oyuncu forma giyemiyor. 2 oyuncusu da sakatlık sebebiyle forma giyemiyor. 5 eksikle karşılaşmaya çıkıyor. Galatasaray çok daha rahat onlara nazaran. Sertan. Sertan Stanko bindirme yapıyor. Sertan. Bülent var karşısında. Sertan. Bülent'in müdahalesi. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. Abazi. Arsim Abazi. Aslında isabet yok. Xavier. Sertan'ın baskısı. Mondragon. Hakan Ünsal. Şimdi Hasan. Balic. Balic sola çekti. Direkt kaleye Miroşevski. Solaya çok etkili. Pinto ile atak devam edecek. Taç Galatasaray'ın. Elvir Balic görüntüde. Suat Usta. Stanko. Hakan. Hakan Arif'e göndermek istedi. Ziya da arkasında Arif var zannetti. Topu taça gönderdi. İşte biraz önce Galatasaray tehlikesi. Balic mükemmel vuruyor. Ve uyarısını yaptıktan sonra serbest vuruşta oyun başlıyor. Köşe vuruşu işareti. Bülent Uzun'dan kaptan Bülent Şaşkın. Aynı kanıda değil. İşte Bülent top oyun mesafesindeydi. Oynayabilirdi ama oynamadı. Bıraktı avuta çıkmasını istiyordu. Ama Bülent Uzun köşe vuruşu dedi. Şimdi 4 futbolcu ceza alanı içinde. Ziya ve gol. Ziya ile öne geçiyor Galatasaray. Dakika 18. Malatyaspor 1-0 önde Galatasaray karşısında. Dakika 18, şok bir gol. Mondragon üzgün. Arif, Arif, sonunda Miroşevski. Arif iyi
oportunidad. Xavier. Sebebiyet veren futbolcu. Biraz önceki serbest vuruştan biraz daha uzak bir nokta. Miloševski barajı kurduruyor. Bu kez Berkant vuracak. Haric bıraktı Berkant. Berkant geliyor, vuruyor. Dibinden dışarı gidiyor. Miloševski baraja kızıyor. Stankova bir şeyler konuşuyor. İşte serbest vuruş. Ümit Karan görüntüde. Isınma hareketlerini sürdürüyor. Hava çok soğuk. Sert bir hareket. Suat Usta yerde. Ziya şu ana kadarki tek golün sahibi. İşte pozisyon sevgili izleyiciler. Ve direkt kırmızı kart. Bülent Uzun kırmızı kartla Ziya'yı oyun alanı dışına gönderiyor. Geçen haftaya kadar ligin en centilmen takımıydı belki de Malatya Spor ama ligde Fenerbahçe maçı 3 kırmızı kart. İşte bu hareket sonrasında da kupada çeyrek finalde 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada bir kırmızı kart daha. Ziya, golün sahibi Ziya, 30. dakikada kırmızı kart oyun alanının dışında kalıyor. Barış kullanıldı, arka direğe doğru, elle bir müdahale. Eğer Berkant mı? Hayır, sarı, kırmızı, evet. Berkant oyun alanının dışında sarı kartı vardı 31. dakikada. Topu elle voleybol oynar gibi ağlara gönderince Berkant ikinci sarı ve kırmızı kart görerek oyun alanının dışında kalıyor. Kırmızı kartlar adeta havada uçuşuyor sevgili izleyiciler bu karşılaşmada. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması. Galatasaray Malatya Spor. Malatya Spor'da golü atan Ziya daha önce 30. dakikada kırmızı kart oyun alanının dışında kalmıştı. Dakika 36. Şimdi de Berkant her iki takımda 10 kişi. Kızgın. Berkant'ın arkasından böyle bakıyor. Bu bakışlar her şeyi ifade ediyor sevgili izleyiciler. Yoruma gerek yok. İşte Berkant'ın atılmasına sebep olan pozisyon. Berkant adeta bir smaçör gibi bu topu tokatlayınca daha önce de sarı kartı vardı. Ve kırmızı kart oyun alanının dışında kaldı. Xavier. Fazla. Hakan Ünsal. Baliç hareketlendi. Arsim Abasi. Baliç. Baliç. Cezanın içinde. Baliç. Baliç. Geriye çıkartmak istiyor. Şimdi. Fabio Pinto. Murat Duman. Baliç'te atak devam edecek. Baliç'in ortası Mert. Ümit Ervay. İşte kırmızı kart çıktı. Pozisyon. Ya, ya şimdi arkaya top attılar. Fuat da geldi. Fuat Usta oldu. Bence hatırlamıyorsun. Fuat Usta mı? Fuat Usta. Beraber geldik. Ben yani top biraz havadayken daha dengeli vurmak için iki ayağımı böyle koordinasyon yapıp vurmak istedim. O ara o da yani soktu. Yani hiçbir şekilde onu görmedim bile yani orada. Yani ona gitti çarptı yani değdi böyle çarpışma oldu havadan. Hakem de şartlanmış. Son zamanlarda alışkanlık yaptı zaten. Bülent'te böyle. Bülent uzun. Yani Bülent'te bizim başımıza bela yani bir haftadır. Dördüncü kırmızı kart. Ayıptır yani. Bir sıra öne geçtik diye yani kırmızı kart mı göstereceksiniz?
Yani Bülent Hoca yakışmadı yani. Tanıdığım, değer verdiğim bir hakemdi. Bu hareketi yakışmadı. Daha iyi gör, daha yakından gördüğü halde. Olmaması lazım. Üzülürüz. İnşallah tur atarız da. Ben de vicdanen rahat. Tam da avantajlı duruma geldi. Yine gitti miydi kırmızı? Şoktayım ya ben. Gittim ya arkadan refleks olarak yorumluyum. Şoktayım. İstanbul için bir yerde gitti ama kırmızı kart geldi. Ha, okey, birinci sarı kart geldi. Penaltı çekiyor beni. Bir şey diyemeyeceğim. Kırmızı kartla oyun alanının dışında kalan her iki futbolcunun da görüşleri tünelde izledik, dinledik sevgili izleyiciler. Kale vuruşu tekrar edilecek. Bülent Üzüm yardımcısının uyarısıyla bu vuruşun tekrar edilmesini istedi. 45. dakikada da ilerliyoruz. İşte biraz önce Arsim Abazi'nin sarı kart görmesine sebep olan pozisyon da buydu sevgili izleyiciler. Sertan savunmanın arkasında topla buluştu. Sertan gol pozisyonu. Sertan vuruyor. Bülent adam devam edecek. Fazla gol. Fark 2'ye çıkıyor. Fazla gol. Spor deplasmanda 2-0 önde. Gol Fazlı. Dakika 45. İlk yarının son dakikası. Ve Galatasaray 2-0 yenik durumda. İşte Sertan topu savunmanın arkasında alıyor. Bülent, onun uzaklaştıramadığı top ağlara böyle gidiyor. Artı 2 dakikalık bir kayıp zaman işareti var ve o süre başladı sevgili izleyiciler. İşte gol, değişik bir açı. Sertan, Bülent uzaklaştıramıyor. Fazlı'ya pas oluyor. Fazlı da çok akıllı bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Sertan, Mondragon çıktı kalesinden. Mondragon... Dışarı böyle gönderiyor. Bülent. Hasan Şaş. Hasan Şaş. Ümit Karan ve Arif var. Arif'e doğru. Arif. Ümit Karan. Pozisyonu aşıtıyor. Arif vuruyor. Mert'e çarpıyor. Top dışarı gidiyor. Gomer. Galatasaray gole çok yaklaştı. Hatta 58'e giriyoruz. Hasan Şaş, arka direği orta. Miroşevski tek yumruk. Galatasaray'dan kimse yok orada. Arsim Abazi Sertan'a doğru. Sertan top hızlı. Sertan yetişiyor. Suat var karşısında. Sertan. Sertan sınırı Suat'tan. Fazlı geriye çıkıyor. Şimdi Fazlı. Fazlı direğin dibinden dışarı gidiyor. Üçüncü gole çok yaklaştı Malatya Spor. Adeta buz kesti Ali Samiyen. İşte Fazlı, top direğin dibinden dışarı gidiyor. Hakan Ünsal, Hasan Şaş, Aymre Mimo, Hasan yazdı dışarı. Galatasaray rakip kaleye yüklendikçe yükleniyor sevgili izleyiciler. Bunu atıyor adeta. Remivo kullanacak. Serbest vuruşu, iki kişilik bir baraj. Bülent Ümit Karan, Şavyer ve Ümit Davala. Dakika 68, Ümit Karan'la farkı bire indiriyor Galatasaray. Gol Ümit Karan. Ve şimdi Galatasaray skoru 2-1'e getiriyor. İşte Fatih Terim. Hasan Şaş, Hakan Ünsal,
Ümitle umutlandı Galatasaray. İşte pozisyon sevgili izleyiciler. Xavier topa dokunduğu anda Ümit'in pozisyona dikkat edin. Serkan duracak. Sadece bir tarafta Serkan. Serkan var. Mondragon. Sekiyor top. Ümit Karan. Arif. Arif. Sıvıracak bir daha sıvıramadı. Arif. Arif. Ortası. Serkan başladı. Yine Arif. Yine orta. Rodrigo. Top yükseldi kazanıyor. Adam devam edecek. Ümit Karan. Sıvıracak bir çizgiden çıkıyor top. Adam devam ediyor. Yanılmaz goller kaçıyor ön saniyede. Son vuruş Arif'ten. Gerçekten mükemmel bir tempo. Batista'dan sıyrılamıyor. Batista'nın sarı kartı var. Eğer kırmızı kart görürse sarı ve ikinci sarı ve kırmızı. Batista'nın sarı kartı var. İkinci sarı ve kırmızı kart oynamanın dışında. Dakika 89 sevgili izleyiciler. Bugün doğum günüydü Batista'nın, hiç kuşkusuz. En üzüntülü doğum günlerinden bir tanesi şu ana kadar. İşte pozisyon. Oyuncu değişikliği, Ümit Ervay yerine Ali Ramcı'yı oyuna alıyor. Ziya Doğan üçüncü ve son oyuncu değişikliği. Tutuyor. 90+4. Dakikada benim elimdeki kronometreye göre geride kaldı. Bülent Uzun saatini kontrol ediyor. Malatya Spor Ali Samiyen de yarı finale çok yakın. 2-1 önde oynuyor. Her an karşılaşmayı bitirebilir. İşaretini veriyor Bülent Uzun. Şimdi kullanıldı ve Bülent Uzun 90 dakikayı bitiriyor sevgili izleyiciler. Malatya Sporlar sevinç içinde birbirlerine koşuyorlar. Malatya Spor yarı finalde. İlk yarı finalist takım Malatya Spor ve bu kupayı en fazla kazanan, 13 kez de en fazla kazanan Galatasaray kupadan eleniyor böylece. Malatya Spor tam bir sürprizi gerçekleştiriyor. 5 eksikle karşılaşmaya çıkan, 5 futbolcusunun yokluğuyla karşılaşmaya çıkan Malatya Spor rakibini 2-1 mağlup ediyor ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oluyor sevgili izleyiciler. İşte Malatya Sporlu futbolcuların sevinci ve Fatih Hoca'nın üzüntüsü.